Evet sevgili seyirciler, demin de söylediğimiz gibi bu hafta biz Meriç'i, Edirne'yi ve Uzunköprü'yü, köyleri gittik, dolaştık, ziyaret ettik, bir de davet edildik. Gerçekten harika karşıladılar bizi ve inanın bir sürü gazetelerde hep Rumeli TV, Vardar Havası, hep teşekkürler, teşekkürler. Bir sayfa yapmışlar bize, hep Salihcan'la Vardar Havası'na, Salihcan'a, Osmancan'a hep teşekkürler. Buradan da bir sayfa ayırmışlar. Resimli olarak Hür Gazetesi, evet Hür Gazetesi, buradan da gördüğünüz gibi Akıncılar Köyü muhtarıyla beraber geçen hafta çekilmiştik o resimleri. Gerçekten bunlara çok teşekkür ediyorum. Bizlere verdikleri değerden dolayı biz inanın bu kadar sevildiğimizi bilmiyorduk. Ama onların içine gidince anladık bunu. Yani ben şahsım olarak söylüyorum, yani inanın ki ben eminim ki bütün Balkanlar Rumeli TV, yani Rumeli'yi benimsemişler, yani bizden bir televizyon olarak aynen görüyorlar yani. Bunu ben çoğu bizim yöreden, Makedonya'da ben gittim, oraya da gittim, gezdim. Oradaki Türklerden yani seyrediyorlar, çok yakinen seyrediyorlar çok yani. Çok çok. Şimdi köylerde bir sürü evi gezdik, kahveleri gezdik. Trakya'da inanın her yerde hep Rumeli TV. Evet evet. Rumeli yani, TV. Evet. Salihcan'la Vardar Havası yani meşhur olmuşuz orada. Evet evet. Gerçekten biz de onlara bundan sonra layık olacağız ama hepsinin toplu olarak bir şikayeti var. Şikayeti var. Şikayet de ne? Bak geçen hafta şunu kısaca ben bir okumak istiyorum. Kusura bakmayın. Geçen hafta Vardar Ovası ekibi olarak güzel memleketimiz Edirne'nin Şirin ilçelerinden Uzunköprü'ye gittik. Gittik evet. Hür Gazete imtiyaz sahibi Selim Bekar bizi davet etmişti. Gazeteye geldiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey en yukarıda yazılmış olan devletimizin kurucusu Atatürk'ün sözü olmuştu. Evet onu da hemen söyleyelim. Basın milletin sesi, kuvveti, okulu ve rehberidir yazıyordu. İlçeye dair sorunları konuştuk. Şunu belirtmekte fayda var. Selim Bekar'ın gözlerinde ve heyecanında ilçenin sesi olmayı başaracak bir potansiyeli gördüm. Bunu ben yazıya döktüm. Ya yazıya döktüm buradan kısaca mı? Çünkü öbür türlü aklımda kalmazdı bu. Evet. Daha sonra randevu alarak görüştüğümüz belediye başkanı avukat Enis İşbilen'e gittik. Uzunköprü'nün sorunlarını, buralara dair çözümleri ve projelerini paylaştılar bizlerle. Görüşmelerimizde Trakya'nın kanayan yarası Ergene Avzası. Ergene Avzası. Akatan'da biz çıktık. Osman da orada işi. Beraber dolaştık. Köprünün üstüne çıktık. Akatan'da şimdi insanlar ekin ekemiyor. Evet. Balıklar ölüyor. Evet. Yani hiçbir şey yetiştiremiyorlar orada. Çünkü hep kirli sular geliyor. Hep pislik. Aha, evet. Pislik doğru. Ben, yani son gittiğimde evet, ben de ben onu son alıyor gittiğimde yani bir ay civarında oldu. Gittiğimde hakikaten çok kirlenmiş. Evet. Çok gördüm. Kirli. Evet. Ya köylüler bunlardan hiçbir türlü faydalanamıyorlar. Gerçekten hepsinin kanayan yarası yani bu. O yüzden buraya bir el atmamız lazım. Yani buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Evet. Zaten biz birinci ayda, ikinci ayın başında Uzunköprü'de başkanla beraber zaten konuştuk. Vardar Ovası'nı canlı orada yayınlayacağız. Evet. Belediye başkanımız Enis Bey konuğumuz olacak. İki tane de profesörümüz olacak. Ve Osman'la ben de orada konuk sanatçı olarak olacağız. Yani programı sunacağız. Bu konuya el atacağız. Çok 3 saatte programımız sürecek. Çok güzel olur. Evet buradan Tuncay Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu projeyi Tuncay Bey'e söylediğimizde ne demek dedi yani. Seve seve gidebilirsiniz dedi. Evet. Ya bu da çok iyi bir adım dedi. Çok güzel. Trakya'da gidin dedi, bütün köyleri ziyaret edin dedi. Ben de dedi patron olarak dedi sizin arkanızdayım dedi. Yani Salihcan'la Vardar Ovası programının arkasındayım dedi. Buradan da Tuncay Bey'e teşekkür ediyorum. Ve